İyi akşamlar. Ankara Kulisi'ne hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 9 Ağustos 2018 Perşembe'yi gösteriyor. Rakip TV'nin Ankara stüdyolarından bir Ankara Kulisi programıyla daha karşınızdayız. Elbette ki hem Türkiye hem de dünya gündemiyle gündemini masaya yatıracağız. Önemli gelişmeler var özellikle Türkiye'de. İki değerli yayın konuğum var. Hürses gazetesi yazarı Fehmi Çalmuk ve Diriliş Postası gazetesi Ankara temsilcisi Hasan Taşkın. Her ikiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Bu arada tabii ki küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum değerli izleyenlerimiz için. Ankara Kulisi etiketiyle sosyal medya hesaplarınızdan bütün sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Sorularınızı da mümkün olduğu kadar gündeme getirmeye çalışacağımızı hatırlatmış olalım. Elbette ki Ordu'da malum bir sel felaketi yaşandı. Karadeniz'in incisi olarak bildiğimiz Ordu'da, bir Ordulu olarak da Karadeniz'in incisi olduğunu ifade etmek istiyorum. Son gelen bir habere göre de Ordu'nun İkizce ilçesinde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen heyelana kapılan 56 yaşındaki Bayram Sekmen adlı vatandaşımız maalesef vefat etti. Cesedine ulaşılmış oldu. Ordulu hemşehrilerimize buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve vefat eden Bayram Sekmen vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine de başsağlığı dilemek istiyorum. Ordu'daki sel felaketiyle ilgili nasıl bir değerlendirmeniz olur sırayla? Buyurun Fehmi Bey, sizden başlayalım. Valla meteorolojik şartlar son zamanlarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde beklenenin üstünde bir yağışı gündeme getirdi. Bu yağış sel beraberinde heyelanı getirdi. Geçen Akdeniz'de oldu, şimdi Ordu'da oldu. Allah bizi kötü felaketlerden, doğal afetlerden korusun. Tabii ki Karadeniz çevre yolu bu surette gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partili birçok kişi iktidarı suçlama adına bu doğal afeti bir bahane yaparak o yolu gündeme getirdi. Elbette ki ilgililer bununla ilgili bir soruşturma açmışlar ve bununla ilgili neler yapacaklarını bir eylem planı içinde gündeme getirmişlerdir. İçişleri Bakanı zarar gören ailelere, çiftçilerimize, halkımıza devletin yanında olduğunu ve maddi tazminat ödeneceğini söyledi. Tabii ki bizim bu olağanüstü şartlara, afetlere karşı deprem riski olan bir Türkiye'nin sel, heyelan bölgelerinde de imar yapısını buna göre düzenlenmesi, buna göre altyapısını hazırlanması lazım. Ben tüm yurtta sel felaketine maruz kalan çiftçilerimiz, halkımız, geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere başsağlığı diyorum. Allah bizi yeni afetlerden muhafaza eylesin. Amin. Ordu'da maddi kayıpları devletin karşılayacağına yönelik de elbette ki devletin çeşitli yetkililerinden, kurumlardan açıklamalar geldi. Hatta Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli kredi borçlarının da erteleneceğini ifade etti ve vatandaşların zararının karşılanacağını dile getirdi. Böyle durumlarda aslında Türkiye devlet olarak üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ne dersiniz Hasan Taşkın? Öncelikle şahsına ordulusun, geçmiş olsun. Bütün ordulara geçmiş olsun. Allah tekrarından korusun. Ölen vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Şimdi Karadeniz'in yapısında yağış vardır yani. Ben Rizeliyim. Malum Rize'de de var, Giresun'da da var, Ordu'da da var. Ama bizim bir alışkanlığımız var Karadeniz'de. Bunu görmemiz lazım. Yani bizim dere yataklarında biraz uzak durmamız lazım. Ne yazık ki dere yataklarına çok yakın evler yapıyoruz. Ve böyle yoğun yağış sırasında da afetlerle acılar yaşıyoruz. Daha bilinçli olmamız gerekiyor. Karadeniz insanının bu noktada çok yetkililer uyardı. Çok açıklamalar yapıldı. Her defasında, her afet döneminde bunlar yapıldı. Bizim bölge insanlar bu konuda daha böyle eğitici, daha böyle anlatıcı bir şekilde uyarma noktasında devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu artık bu acıları yaşamak istemiyoruz. Ama Karadeniz'in yapısı itibarıyla, gerçi bu sene biraz belki erken yağdı da diyebiliriz, yazın yağdı da diyebiliriz, yağmuru zamansız yağdı diyebiliriz. Ama ne yazık ki Karadeniz yağışlı bir bölge. Çünkü Karadeniz'in
doğal yapısı budur yani. Çünkü o ağaçların, yeşilliklerin olması yağışı çekiyor. Bu nedenle hakikaten dere yataklarından ikamet, işte ev yapma noktasında biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor, yapmamamız gerekiyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu tür acıları yaşamak istemiyoruz artık. Evet, devletin biraz önce de kısaca ifade etmiştim, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok devlet yetkililerinden önemli açıklamalar geldi. Maddi kayıpların, zararların karşılanacağı yönünde. Fehmi Bey, devletin bu tutumunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya, sosyal devlet üzerine düşen görevi yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sadece sel felaketi, heyelan değil, terörden tutun depreme kadar her türlü olayda, AFAD başta olmak üzere Kızılay çadırlarıyla, battaniyelere, AFAD eylem planlarıyla, kurtarma operasyonlarıyla artık bilinçli bir şekilde ve eylem planı hazır, kriz yönetimine uygun bir şekilde yaklaşıyor. Tabii devlet üzerine, sosyal devlet olarak üzerine düşen görevi yapıyor. Burada sadece devletten beklememek, vatandaş devlet işbirliğiyle bir yapıyı ortaya çıkarabilmek lazım. Bunun için de Hasan Bey'in dediği gibi imar mevzuatına uygun yapılaşmanın yanında, buna göre bütün çevrenin imar analizleri, kentsel dönüşümle ilgili yeni atılacak adımlarda birçok yerel yönetime, valilikler başta olmak üzere belediye başkanlarına çok aktif görev düşüyor. Tam bu dönemler işte bizim devlet ve millet kaynaşmasının, dayanışmasının en güzel örneklerinin sergileneceği bir nokta. Şu anda acıları var. Orduların sel felaketine uğramış, nedenlerin yerine hemen acılarının, yaralarının sarılması lazım. Onundan sonra nasıl bir eylem planı içinde, heyelan bölgesine karşı nasıl bir yapılaşma yapılacağını da görmemiz lazım. Evet, bir telefon bağlantımız olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz telefon attığımızda. Sayın Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Geçmiş olsun Sayın Başkanım. Acaba son gelişmeler nedir acaba? Üçüncü gün, bugün akşam saatleri itibariyle maalesef bir vatandaşımızın vefatıyla üzüldük. Şu an itibariyle yağmur Ünye, İkizce ve Çaybaşı havzasında ama daha ziyade yüksek havzalarda demek suretiyle devam ediyor. Geç saatler itibariyle yağmurun durmasını bekliyoruz. Sıkıntı, yağmurun durmaması sebebiyle artık toprak 3 günlük yağmurdan dolayı ciddi bir heyelan riski oluşturmaya başladı. Bugün itibariyle 250 metrekareye 250 litre yağacak kadar olağanüstü bir yağmur düştü. Ki 50'den sonrasını sel olarak adlandırıyor meteoroloji. Dün bir Karadeniz sahil yolundaki ana köprümüz yıkılmıştı. Tek şeritten trafik normal haliyle verilmeye devam ediyor. Bunun dışında şu an kayıp vatandaşımız yok. Büyükşehir Belediye'miz ve AFAD bütün birimlerde ve kritik noktalarda hem uyarılarına hem de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yağmurun durmasıyla birlikte artık hasar tespiti ve normalleşmeye ilişkin gerekli adımları atacağız. Bölgede fındık mevsimi olması sebebiyle en üst seviyede nüfus yoğunluğu var. Bu çerçevede de biz hem uyarılarımızı yapıyoruz hem de yağmurun durmasıyla birlikte gerekli inşallah tamir ve tadilat sürecine hep beraber gireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın en üst seviyede takibi var. Birinci günden itibaren hem bizi aradı hem de valiliği. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey buradaydı. İçişleri Bakanımız buradaydı. Bugün Ulaştırma Bakanımız orada. Yarın Çevre Şehircilik Bakanımız ve İller Bankası ve bölge yöneticileri burada olacak. BSE'ye dahil olmak üzere. Ve aslında sürece başından sonuna kadar nezaret ediyoruz. Ama yağmur durmayınca hala içimizdeki endişeler devam ediyor. Sayın Başkanım, elbette ki hasar tespit çalışmaları sürüyordur ama tahmini olarak ne kadarlık bir hasar vardır ve özellikle en ciddi hasar acaba vatandaşlarımızın fındık hasadına yönelik mi olmuştur? Şimdi ona yönelik bir rakam veya bir kesin bir hüküm söylediğim takdirde bağlayıcı oluyoruz ama şunu söyleyeyim, yaklaşık bir
5 ilçe çok aşikar. 2 ilçenin de kenar mahalleleriyle birlikte 7 ilçemiz etkilendi. Şu an ortalama 500 bin nüfusumuzun yaşadığı bir alan. Fındık toplanması esnasına denk geldiği için özellikle dere kenarları ve harmanlardan da ciddi bir rakam fındığın denize indiğini, ki bugün valiliğimiz 250 ton civarında olduğunu söyledi. Bu sayıya ilişkin henüz yağmur durmadığı için bir rakam veya şu rapor ya da ön hasat diyebileceğimiz bir beyanda bulunmak çok sağlıklı gelmiyor bize. İnşallah o yağmur duruşu ile birlikte bir hasar tespitini kamuoyuyla ve sizlerle paylaşırız. Evet, maddi kayıpların devlet tarafından karşılanacağına yönelik en üst seviyede açıklamaların yapılmış olması önemliydi. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkı sunmuş oldunuz ve tekrar Ordulu hemşehrilerimize ve size geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz telefon hattımızdaydı. Son gelişmeleri değerlendirmiş oldum. Var mı ekleyeceğiniz Sayın Başkan'ın söylemlerine yönelik? Vallahi geçmiş olsun özellikle fındık üreticilere. Biz fıstık fiyatlarının bayram öncesi tatlara yansıyan yönünü tartışırken şimdi çok ciddi bir fındık krizimiz de olacak. Tabii ki dünyada Türkiye fındık üretiminde önemli bir rol oynuyor. Bu bakımdan Ordu'da böyle bir felaketin yaşanmış olması fındık üreticilerini de ciddi bir derecede zarara uğratmış gibi görünüyor. Tabii yani doğal afet, dolayısıyla dua etmek lazım, Allah'a sığınmak lazım. Bazı doğal afetlerde önüne geçmek çok zordur, yani kolay işler değildir. Burada devletimiz gerekli tedbirleri alır, ancak yine de bazı noktalarda zararın önüne geçemiyorsunuz. Burada tek tesellimiz, yani gerçi akşam haber aldık, bir can kaybımız var, Allah rahmet eylesin, ama tek tesellimiz daha fazla can kaybının olmamasıdır. Malı telafi edersiniz ama can kaybını telafi etmek zordur, acılar yüreklerde iz bırakır. Dolayısıyla bir o noktada tesellimiz var. Belli başkan konuşurken çok sesi yorgun geliyor. Belli belki de 3 gündür doğru dürüst uyumamıştır. Kolay değil. Allah yardımcıları olsun diyorum. Allah afetlerden de memleketimizi, vatanımızı korusun diyorum. Evet, Ordu'da sel nedeniyle mahsur kalan 165 vatandaşımız helikopterle kurtarılmış. Selden etkilenmeyen bölgelere götürülmüş, kurtarılarak bir şekilde. Yine yaşanan taşkın nedeniyle de Ünye'deki Cevizdere Köprüsü yıkılmış. Karadeniz sahil yolu çift yeni olarak da dün de bugün de maalesef yaşanan felaket nedeniyle kapatılmıştı. Yine tonlarca fındık da denize aktığına yönelik de elbette ki ajanslar haberler geçiyorlar. Çok tabii ciddi tam bir... fındıkların toplandığı an denk geldiği için insanlar orada fındıklarını toplayıp sermişlerdir. Dolayısıyla yağmurun bastırması ve selin oluşmasıyla o fındıklar denize doğru gitmiştir. Yani zaten devletimiz de bu kayıpları karşılayacağını açıklamıştır. İnşallah en asgari şekilde atlatırız diyorum. Evet, bir telefon bağlantımız daha olacak Ordu'ya yönelik. AK Parti Ordu Milletvekili Sayın Doktor Şenel Yedi Yıldız telefon attığımızda. Sayın Vekilim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, tabii ki öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletmiş olalım. Size gelen bilgiler, son durum nedir acaba? Yani son durum bugüne kadar, bu sabah akşam saatlerine kadar bir can kaybımız yoktu, ama bugün bir can kaybımız oldu İzmir ilçemizde. Onun dışında altyapı hasarımız var çok. Dün köprümüzde, sahil yolumuzdaki, Karadeniz sahil yolundaki eski yapı bir köprümüzün köprünün bir tarafının çöktüğü zaten bilmiyordu. Oradan şimdi yan köprüden çift tarafı yol veriliyor. Onun dışında da tabii boşaltılan evler var. Fındık mevsiminden dolayı fındığımızda zararlar var. Tarımsal ve yol en fazla zararlarımız.
Allah rahmet eylesin, bir tane can kaybımız var. Onun dışında ben teki gün göçük altında kalan yaralılarımız var. Onların durumları hamdolsun için iyi. Yani en son durum budur. Ama tayakkuz halimize devam etmektedir. Evet, hasar tespitine yönelik sizin... Hasar tespitine yönelik bütün kurumlarımız şu anda hem tarımsal hem de yol ve ev hasarlarına ait tespitler yapılmaktadır. Yarın onların hepsi, inşallah hepsi şey yapılacak, tespitler yerine getirilecek. Ve zaten iki gündür Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız buralardaydı. O da ayrılırken ilimizden hasarın en kısa zamanda telafi edileceğin, orduların mağduriyetinin gildirileceğin ve devletin ordunun yanında olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işi özen takip ettiğini açıkladı. Bütün kurumlarımız hepsi buradalar. Ulaştırma Bakanımız burada, İçişleri Bakanımız geldi, Ulaştırma Bakanımız geldi. Yarın inşallah Devlet Şehircilik Bakanımız gelecek. Devlet orduda, ordularla beraber yani bu mağduriyetten hepsi inşallah kısa zamanda giderilecektir. Hem tarımsal hasarımız hem de diğer altyapı ve evlere yönelik baskılara yönelik, ev su baskınlarına yönelik hasarlarımızın tespitleri bugün biter inşallah. Ona göre de gerekli şeyler yapılır diye düşünüyorum. Sayın Vekilim, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katkı sunmuş oldunuz. Tekrar geçmiş olsun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Ankara Kulisi'ne telefon bağlantılarımızın ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fehmi Çalmuk ve Diriliş Borsası Gazetesi Ankara temsilcisi Hasan Taşkın'la yayınımızı sürdürüyoruz. Elbette ki orduda hasar gören vatandaşlarımızın kredi borçları ertelenmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bugün bir açıklama yapıldı. Sayın Beyrat Albayrak yarın ekonomi modeline ilişkin yeni açıklamalarda, yani yeni ekonomi modeline ilişkin açıklamalarda bulunacak. Türkiye'deki ekonomik gelişmelere yönelik yeni bir strateji herhalde görmüş olacağız bundan sonra. Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri Fehmi Çalık nasıl değerlendirir acaba ve nasıl bir yeni ekonomi modeliyle karşı karşıya kalacağız yarından itibaren? Belki de bütün Türkiye'nin, özellikle ihracat, ithalat yapan herkesin, sanayi sektörünün dört gözle beklediği açıklama bu. Yeni Türkiye'nin ekonomik modeli ne olacak? Bu ekonomik model, doların ateşinin çıkması, 5,5 dolaylarına gelmesi ve Türkiye'de ona bağlı birçok sektörde yapılan zamlar, enflasyon oranları, yıllık enflasyon artışları Türkiye ekonomisinin çok ciddi bir imtihanda geçtiğini gösteriyor. Yalnız şöyle bir nokta var. Bütün hükümet yetkileri ekonomiyle ilgili doların yükselişi konusunda kamuoyunu, vatandaşımızı sakinleştirici, itidalle yönelik açıklamalar yapıyor. Bunun bir geçici süreç olduğunu belirtiyorlar. Bildiğimiz gibi 24 Haziran seçimlerinden önce başladı. Bunu kimi siyasetçiler yeni bir ekonomik istiklal savaşına benzetti. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın çağrısı oldu. Türk lirasıyla alışveriş yapma. Yalnız Mehmet Bey, şurada ilgini çeken şu nokta var. Türkiye'nin İran başta olmak üzere çevre komşu ülkelerle yaptığı ithalat ve ihracatını kendi para birimleri üzerinden yapması Amerika'yı çok ciddi oranda rahatsız etti. Biliyorsunuz Saddam Hüseyin'in başına gelen petrolü euro cinsinden ihraç etme isteğiydi. Kattafi'nin de doların dışında bir para birimiyle petrolünü ihraç etme isteği başına bela açmıştı. İran herkese böyle. Türkiye'nin, Amerika'nın Türkiye'nin üzerine çullanmasının ana nedenlerinden biri bu kendi para biriminden ithalat ve ihracat dengesini yapması, dolara bağımlılıktan kurtulması. İkincisi olarak da Türkiye'nin Çin'den aldığı bir kredi var, 3 milyar dolarlık.
Kimileri bu rakamı çok böyle küçümseyerek istihsalı olarak baktı ama bu Türkiye'nin ileride oluşturacağı bir stratejik ortaklık nedeniyle Şanghay ülkesinin ana gövdesi Çin'den aldık kredi. Amerika'nın bu kredinin açıklanmasından sonra Türkiye'ye yönelik ekonomik baskısını bir papaz üzerinden değerlendirenler var ama ben gerçekte ekonomik yapının bu olduğunu. İkincisi, Türkiye'nin Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz stratejisine uygun bir şekilde kara sularında doğalgaz ve petrol arama noktasını sahanlığını açıklamamasının hem Amerika'yı hem İngiltere'yi, Avrupa Birliği ülkelerini, İsrail başta olmak üzere çok rahatsız ettiğini biliyorum. Bu Türkiye'nin geleceği demek. Doğu Akdeniz stratejisi, petrol arama, doğalgaz arama, buradaki rezervler demek ve biz Ankara Anlaşması nedeniyle garantörüz. Bu garantörlük nedeniyle Kıbrıs'ta Türkiye'nin izni olmadan herhangi bir sondajın yapılamayacağını bütün Türkiye biliyor. Türkiye'nin buna yönelik adımlarını atmaması, elindeki kartı ortaya koymaması, Türkiye'ye ekonomik yönden bir baskı yaparak dış politikada bunlara imzalatma, bunları dayatmaya yönelik yeni bir operasyondur. Bakarsanız dolar yükseliyor ama Amerika'nın Suriye ile ilişkin, Irak'la ilişkin, dış politikada yakın havzamızla ilişkin herhangi bir açıklamasını görmüyoruz. Sadece bir papazın ev hapsine devam etmesi, tutukluluk halinin, bunun üzerine Türkiye'ye yaptığı bir dayatmalar var. Bu dayatmanın perde arkasında yatan Türkiye'nin yakın gelecekte yapacağı ekonomik stratejik anlaşmaları önlemeye yönelik bir operasyondur. Evet, yani diyorsunuz ki Rahip Brunson etrafında gelişen bir durum değil mi diyorsunuz ekonomik doların dövizin? O cambaza bak oyunu sadece. Peki Hasan Taşkın katılır mı? Şimdi tabii şu anda küresel bir ekonomik savaş var. Bunun nedeni Amerika'nın kendisidir. Çünkü Amerika dünyada en çok borçlu olan bir ülkedir. Doları yükseltecek ve ekonomisini düzeltecek. Biliyorsunuz malum Suudi Arabistan'la diyaloğunu hikayeden silah alıyorum gibi yapıp da silah satıyorum gibi yapıp da bir şey satmadan 350 milyar dolar parayı nasıl aldığını biliyoruz. Bu küresel bir savaş ve bu savaşın içine de Türkiye'nin dik duruşundan dolayı Türkiye çekilmeye çalışılıyor. Ancak yani Allah'a şükür, Allah'a hamdolsun ki Türkiye'de istikrarlı bir hükümet ve istikrarlı bir dik duran bir başkanı var. Dolayısıyla biz bu küresel savaşın piyonu olmayacağız. Olmak istemiyoruz ve olmayacağız da Allah'ın izniyle. Çünkü bizim milletimiz daha bilinçli ve birlik beraberliği daha iyi kavramış. Daha birlik beraberliği öne çıkaran bir toplum durumundayız. Ve bu küresel savaşta elbette ki Türkiye'nin bazı sıkıntılar içinde olması kaçınılmaz. Bir de Türkiye şu anda geçiş döneminde, başkanlık sistemine geçtik. Bunun için bizim sistemi tam oturması için bazı sorunları da yaşamamız doğaldır. Bu mesela rahip meselesi de, papaz meselesi de işin bir tarafıdır ama bence bunlar bahanedir tamamıyla. Çünkü neticede eğer hukuksa aynı durumda orada bizim almamız gereken FETÖ elebaşı var. Daha diğer FETÖ üyeleri var. Dolayısıyla bu tek taraflı bir şey de olmasa gerektir. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu küresel savaşta Türkiye karşısında duran ülkeler, Türkiye ile çatışan ülkelerin kendileri de kaybederler. Amerika'nın kendisi de kaybeder. Amerika ciddi anlamda ekonomik kriz içinde ve bunu dünyaya yansıtmak istemiyor. Ve doların da hükmünün artık bundan sonra da eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum. İşte Fehmi Bey'in de dediği gibi Türk lirasıyla alışveriş, işte Rusya ile yapılan işbirlikleri, İran'la keza öyle ve diğer bazı ülkelerle aynı noktada görüşmelerin yapılması ile bu dünya üzerinde bu dolara karşı bir tepki oluşacağını ben düşünüyorum ve Amerika'nın ekonomik durumunun giderek daha da artacağını, daha büyük krizler geçireceğini tahmin ediyorum. Çünkü 350 milyar dolar da, Suudi Arabistan'dan aldığı 350 milyar dolar da Amerika'yı kurtarmadı. Çünkü ciddi anlamda borçlu bir ülke. Biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası dediğimiz Fed
Amerika Devleti'nden bağımsız bir konumda. FED'de neyin olduğu, kimlerin olduğu, hangi oyunların içinde olduğunu da aslında burada oturup konuşmaya da belki zamanımız olmaz ama onlar da başka bir örgütün, başka bir sistemin oyuncuları ya da kurgulayanları, senaristleri diyebiliriz. Şimdi inşallah Türkiye buradan daha güçlenerek çıkacak ama Türkiye'nin dostluğu herkese fayda sağlayacak. Türkiye ile düşmanlık etmek ne Amerika'nın işine gelir ne başka ülkenin işine gelir. Bunu anlamaya da başladıklarını düşünüyorum. Daha iyi anlayacaklarını da düşünüyorum. Şimdi bütün bu mesela gündemde ekonomik krizi ve dövizi gündemde tutmamız bile aslında o küresel sistemin temsilcilerine hizmet etmiyor, etmiş olmamız anlamına geliyor. Ben çok fazla da bu ekonomi noktasında gündemde tutulmasından yana da değilim. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel açıklamaları da bulundu. Milli duruş, milli para, bunlar çok önemli şeylerdir. Bunları özellikle büyük iş adamlarından bunları bu millet de bekliyor. İnşallah o yönde de önemli adımlar da atılır ve bu süreçten çok kısa sürede fazla sarsılmadan geçeriz diye düşünüyorum. Evet, Ankara Washington hattında ciddi bir gerginlik söz konusu. Nitekim heyetler bir araya geldiler. Ankara'yı temsil eden heyet Türkiye'ye döndü. Fakat net bir sonuç göremedik şu ana kadar. Amerika Birleşik Devletleri neden Türkiye'ye savaş, açıkça bir savaş açmış olabilir Fehmi Çamuk? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin körfez harfiyle başlayan bir anlaşmazlık var. Bizim 2003'te reddedilen tezkereden bu yana Türkiye artık yeni ve eski Türkiye değil. Eski Türkiye olmadığı için Amerika'ya devamlı hayır diyebilen, ülke menfaatlerinin her şeyin üstünde tutabilen, bölgesel ittifaklarla, stratejik ortaklarla yeni bir yol haritası çizen bir Türkiye var. Amerika yıllardır bir ülkeye baskısını yapabilmek için seçim enstrümanını, siyasi partileri, büyük medya organlarını, algı yönetimlerini çok iyi kullandı. Artık yeni Türkiye'de bu algı yönetimlerini kullanacak imkanlar giderek çok zayıflıyor. Yani Türkiye'de 15 Temmuz öncesi hatırlar mısınız rakam sayısını biz de unuttuk. Mevcut siyasi hükümeti düşürmeye yönelik darbe teşebbüsleri kaç tane? Kaç tanesi daha sadece düşünce aşamasında eyleme geçerken durduruldu? Biz bile sayısını bilmiyoruz. Bunların hepsi bu Amerika'nın hedefi, evangelistlerin Büyük İsrail kurma hayalleri devam ediyor. İsrail'in gölgesinde İsrail'in rahat edeceği bir bölgesel yapı itibariyle Türkiye bu anlamda tehdit görüyor. Bakın biz Rusya ile bir uçak krizinden sonra neredeyse çok zayıflayan, bir ipliğe bağlı olan bir ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler geçirdik. Ama iki irade Sayın Erdoğan'ın ve Putin'in iradesiyle dostluk tekrar pekişti. Neredeyse bizim Antalya'da yani son yılların en büyük turizm patlamasını yaşıyoruz. Sadece Rusya'dan değil, İngiltere'den, Avrupa'dan da çok sayıda ciddi turist geliyor. Peki bu nasıl bir noktadır? Türkiye'de dolar, ekonomik kriz, Türkiye'de istikrar, Türkiye'nin kredi notunu düşüren ülkeler Türkiye'de kriz olduğunu söylüyor. Ama yabancı turistlerin seçtikleri turizm tercihi Türkiye'den başlıyor. Hatırlarsanız patates ve soğanla ilişkin seçimden önce çok ciddi bir senaryo, algı yönetimi olmuştu. Ben hemen arkadaşlara dedim ki cips fiyatlarına bakın. Yani bir patates, cips patatesten ucuz duruma geldi. Neredeyse. Onda bir artım olmadı. Demek ki suni bir artış. Türkiye artık bu işlere şerbetli oldu. Halkla şerbetli oldu. Artık meydana gelen işi bir haber ajansının bir televizyon ekranda gördüğü haberi eskiden çok kabullenirken, buna göre yön ve hal alırken şimdi bazen gülüyor, bazen istihza ediyor, bazen kendine göre bir yol haritası buluyor. Bu kültürel ve demokratik bilincin artmasından kaynaklanan nokta. Amerika Türkiye'yi istediği noktaya getirebilmek için her türlü yapıyı yapacak. Hatırlarsınız Avrupa Birliği de terör örgütüne kullanılan silahların orantısız güç olduğuna ilişkin onların siyasi uzantılarının
Türkiye'de demokratik hayata tekrar dönmeleri, terörle mücadele ederken onların teröre destek vermesinin Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlal olduğu fikrine, şeyine katılmamaları gibi birçok unsur oldu. Avrupa Birliği'nin gardı düştü Türkiye'ye karşı. Bakın Merkel'den açıklama geliyor. Başkan Erdoğan'ı davet ediyor. Aynı şekilde İngiltere'nin gardı düştü. Aynı şekilde Fransa'nın gardı düştü. Artık bölgesel olarak da dünyada, Afrika'da bunu sayabiliriz. Balkanları da buna sayabiliriz. Kafkasya'yı da sayabiliriz. Türkiye'yi hesaba katmadan, Türkiye'nin olmadığı bir masada artık bunların paylaşılması mümkün değil. Amerika'nın biraz da noktası bu. Biz Rusya'yı stratejik ortak kabul ettik. Aynı zamanda Çin'i de stratejik ortak kabul ettik. Amerika'nın iki ülkeye karşı neler yaptığını, hatta Çin ekonomisini iflas ettirebilmek için hiç Bitcoin gibi hiç tedavülde olmayan Amaron diye 2 trilyon dolarlık Amaron'u Çin'e soktuğunu, ekonomisinin bir sarsılma geçirdiğini bütün dünya biliyor. Ama artık bölge ülkeleri, artık Pasifik ülkeleri de kendi para birimlerine doğru geçiyor. Ve Türkiye'de yerli para deyimi artık bölgesel ülkelerde de hakim olmaya başladı. Bu bir irade beyanıdır. Bu belki dünyanın beşten büyük olduğunu gösteren, onlara göre üçüncü dünya ülkelerinin, kimine göre gelişmekte olan ülkelerinin bir irade beyanıdır. Türkiye buna direnecek. Direndiği takdirde kazanacak. Eğer sağımıza solumuza kimi yazarlara, kimi politikacılara bakarsak şimdiden teslim bayrağını çekip Amerika sen ne diyorsan bunu kabul et deme noktasında gelirsek bu işlerin düzeleceğini düşünüyor. Ama öyle bir Türkiye yok artık. Evet, Hasan Taşkın, Fehmi Çalmuk kısaca aslında Türkiye'nin güçlenmesinden Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi manada rahatsız ve bu nedenle aslında Türkiye'ye savaş açtı diyor. Peki Hasan Taşkın nasıl yorumlar? Şimdi zaten 15 Temmuz'a baktığımız zaman 15 Temmuz'un Temmuz'da gerçekten o ihanet gecesinde Amerika suçüstü yakalanmıştır. Açık ve nettir. FETÖ Amerika'nın maşası olduğu da açık ve nettir. Dolayısıyla Amerika Türkiye'nin güçlenmesi meselesinden ziyade Türkiye üzerine bir operasyon düşündü. Yani bu düşündüğü operasyonda neyi amaçladığı noktasında biraz daha yaydığımız zaman işte Irak'ı, işte Suriye'yi, işte diğer Orta Doğu ülkelerini görebiliriz. Burada Türkiye'de amaçlanan onlar orada amaçlanan dışında bir amacın olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi ancak Amerika'nın Türkiye'nin zayıflaması Amerika'nın çıkarına da değil. Amerika'nın lehine. Amerika'da sadece Amerika'yı bütün olarak görmemek lazım. Amerika'nın içinde de benim orada da mesela görüştüğüm gazeteci arkadaşlar var. Amerika'da da Türkiye yanlısı, yani Türk hükümeti yanlısı içeride bir düşünce de var. Ve bu fikir Türkiye'nin tarafında olunması gerektiği yönündeki fikir orada ciddi olarak da savunuluyor. Ancak orada FETÖ'ye destek veren grup da var. Ve o, Başkan Trump'ın zihniyetinin oluştuğu başka bir grup da var. Amerika'da üçlü bir algı yönetimi var. Şu anda Amerika dediğimiz zaman tek bir Amerika'nın Türkiye'ye karşı hamlesi olarak düşünülemez. Şimdi Amerika oturup düşünmesi lazım ve yanlışları görmesi lazım. Amerika'daki Türkiye'nin çıkarının Amerika'nın çıkarlarına aynı olduğu düşüncede seslendiren, söyleyen kesimlerin, kişilerin düşüncesinin öne çıkacağını ve doğruların bir şekilde görüleceğini ben düşünüyorum. Neticede bizim heyetlerin oraya gitmesi, görüşmesi, onların gelmesi orada bu algının, bu aklın bir karşılığıdır. Biz yanlışları bilgiyle, belgeyle ortaya koyup Türkiye'nin haklılığını anlatmamız gerekiyor. Ve Türkiye'nin ne kadar haklı olduğunu da mutlaka ve mutlaka bir gün Amerika da anlayacaktır. Diğer kesim de anlayacaktır. Ama burada tamamıyla bir hukuki savaş da aslında gözüküyor. Ama hukuki savaşın arkasında da ticari bir savaş var. Çünkü bizim İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımıza ekonomik yaptırım uygulanması demek tamamıyla ticari anlamda bir yaptırımın öngörüldüğünü anlıyoruz. Neden? Çünkü
Adalet Bakanlığı ile ilgili, Adalet Bakanı'nın bakanlıkla ilgili ticari uluslararası sözleşmelerin onlar nezdinde geçerli olmadığı noktasına getirecekler. İçişleri Bakanlığı'nda yine silah vesaire ile ilgili uluslararası sözleşmelerin geçerli olmadığı noktasına getirecekler. Burada tamamıyla ticari bir duruş var. İşte F-35'ler meselesi çok önemli bir mesele. Onların oradan Türkiye'ye iade edilmemesi noktasında ciddi çalışmalar da yürüyor. Şimdi biliyorsunuz Amerikan Senatosu'ndan geçti ve Trump'un önüne geliyor. Trump'un da bunu imzalayıp imzalamaması noktasında belki bir duruş gösterecektir. Ama bütün mesele, kilitlendiği mesele bir papazın iade edilmesi ya da iade edilmemesi meselesi gözükse de aslında perde arkasında ticari bir kavganın, savaşın izleri var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri. Bir şey ilave etmek istiyorum. Bu Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı ekonomik yaptırımın haberini alır almaz ben şöyle bir yorum yapmıştım. Bu gösteriyor ki Amerika Güneydoğu'da terör ve cezaevlerinde isyan gibi bir kart oynayabilir Türkiye'yi karıştırmaya yönelik. Bu iki bakanlığın da mahiyetinde olan çok önemli bir iş var. Sayın Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'na geldikten sonra özellikle terörle mücadelede gelinen aşama çok önemli. Bu herkesi tedirgin eden bir aşama. Artık Türkiye'de bireysel terör eylemleri, toplumsal daha geniş kitlelere yayan değil, daha bireysel eylem yapılıyor. Ve cezaevlerinde yaklaşık tutuklu bulunan, hükümde giyen Sayın Bahçeli'nin af tartışmasının yaptığı bir şeyde seçimden önce de gündeme gelmişti. Genişletilmiş bir isyan provası. Amerika'nın bu açıklamasıyla buna yönelik bir kart olabilir ve Türkiye'nin her zamankinden daha fazla teyakkuzda olması, kendi içine sokulmuş ajanların ve yerli ajanların işbirlikçilerine çok dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak söylemek isterim. Evet, 15 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri aslında suçüstü yakalandı, evet, dedi Hasan Taşkın. Bugün baktığımız zaman FETÖ soruşturması kapsamında casusluk suçundan tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görev yapan Metin Topuz ve bir diğer FETÖ ile ismi anılan Hamza Akçay gibi kişilerin de Amerika Birleşik Devletleri'ne giden heyetten Brunson'un haricinde bunların da tahliyesinin istendiği yönünde bilgiler geliyor. Hani 15 Temmuz'da evet Amerika Birleşik Devletleri suçüstü yakalandı ama peki Metin Topuz ve Hamza Akçay'ın da ısrarla istenmesini, bu FETÖ'cülerin de Rahip Brunson'la birlikte istenmesini nasıl okumak gerekir Fehmi Çalın? Şimdi bu üç isim, bir bakıyorsunuz emniyet istihbarat raporlarına göre bir ayakları terör örgütü PKK'da, bir ayakları FETÖ'de. Bunlar tamamen bir ajan provokasyon olarak bunların içine sızmışlar. Algı yönetiminden tutun da eylemlere kadar yapmışlar. Bunların Türkiye'de çalıştıkları sivil toplum örgütleri var. Hükümetin, İçişleri Bakanlığı'nın acilen bu Amerikalıların işbirliği yaptığı sivil toplum örgütlerini ifşa etmesi gerekir. Bu sivil toplum örgütlerinde görev alan birçok kişinin bugün havuz medyasında köşe yazıları yazdığını görüyoruz. Halen algı yönetimlerine devam ediyorlar. Bunlara karşı tedbir alınması gerekir. Bakın, Sayın İçişleri Bakanı seçimden önce darbe ihtimaline ilişkin bir endişesini dile getirdiğini hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz bir provaydı, bir yapılabilirdi, bir işgal girişimi hareketiydi. Bunu aziz milletimiz, tüm silahlı kuvvetlerin içinde var olan yerli unsurlarımızla beraber el ele vererek bunu bertaraf ettiler. Kan verdiler, gazi verdiler. Ama bu yeniden olmayacak diye değil. Bu askeri darbeleri bir de var, teşebbüs ettiler. Bunun çeşitli yol ve yöntemleri var. Bakın bundan birkaç gün önce isim verebilir miyiz bir gazete ismi? Buyurun. Yeni Şafak'ta bir hatta haber var. İsim verebilir miyiz derken şunu da aslında birkaç cümle öncesinde havuz medyası ifadesini kullandınız. Bence ismi açın o zaman. Deyin ki şu gazetede şu kurumda derseniz. Kamuoyu onları gayet...
Kamuoyu gayet onların gayet iyidir. Havuz medyası tabiri FETÖ'nün uydurduğu algının bir parçası. Bunu havuz medyası diye kullanmak ne derece doğru onu da bilmiyorum tabii. Hani bugün iktidara yakın gazeteler olarak görülen köşe yazarı. Biz de o şekilde görünüyoruz şimdi ama havuz medyası Mehmet Bey seçimden önce bu gazetelere sandık koydular. HDP birinci çıktı biliyor musunuz? Ya havuz medyasından işte bak bu denildiği yani. Zaman Akit Medya Grubu da içine kapsatılıyor. O bakımdan ekranlarda yazıyor. Akit Medya Grubu Akit, da sandıkta kurulmadı. Akit'in yerliliği konusunda zerre kadar şüphemiz yok. Onlar gayet iyi. Ben diyorum isim verin bari. Yani şu sivil toplum kuruluşu şu medya kuruluşunda çalışıyor. Daha net bir isim olursa İnşallah daha iyi olur. Onları vereceğimiz günlerde gelir. Kitap Mehmet yazarım diyorsunuz. Yani inşallah onları vereceğimiz günlerde gelir. Şimdi yerli unsurların algı yönetimleri bunun üzerine bina ediyor. Kendi içimizde sureti hak gibi görünüyor ama bu Amerikan emperyalistlerin ideallerine yansıyor. Bakın milli mücadeleyle bu yaşadığımız yıllar çok birbirine benziyor. Sultanahmet Meydanı'nda özgürlük diyen, milli mücadeleye sevk eden Halide Edip'in hangi mandayı Erzurum Kongresi'nin istediğini herkes biliyor. Aynen böyle bir nokta var ve kendimizde bizle beraber yol arkadaşlarıyla beraber gidenler arasında bu işbirlikçilerin bize yeni bir ihanet çemberi kurduğunu görüyoruz. Buna ilişkin deliller var. Yeni Şafak gazetesi 2 gün önce bir başlıktan gazetenin iç sayfa manşetinden bir haber verdi. FETÖ ile mücadele edenlerin dışarıda ama FETÖ'cülerin zirvede olduğunu, bürokraside olduğuna ilişkin bir haber. Şimdi bu haber imzasız bir haber ama Yeni Şafak gibi AK Parti'nin kuruluşunda etkin rol alan bir gazetenin bu haberi öyle yapma demiyor. İhtiyacı. Diyor ki FETÖ ile mücadele edenler FETÖ'den ihbar edilip alınıyor diyor. Alınıyor haberde, diyor. Değil evet, mi? Bunu söylüyoruz. Evet, yani FETÖ'den ihbar ediyor. FETÖ yeni yer yapılanma nedeniyle FETÖ'ye hiç bulaşmamış insanları ihbar ederek belki FETÖ'cü gösterik yapı var. Bakın bunun en gerçekçi yolunu nerede gördük? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde herkesi FETÖ'cü diye suçlayanların ankesör operasyonlarında ortaya çıkması gibi. Bunun gibi bir nokta var. Bizim buna ilişkin direncimiz... Yani burada acaba bir algı mı var? Yani daha çok böyle FETÖ suçlamasıyla daha çok insan toplanıp acaba başka bir şey mi amaçlanıyor burada? Fehmi Bey ne diyor? Yani burada sizin görüşünüz de ben merak ettim. Ben Yeni Şafak'ın o haberini şöyle değerlendim. Bir rahatsızlık diz boyuna geldi. Yani nedir? FETÖ'cülerin FETÖ'cü olduğuna ilişkin objektif delilimiz var, somutumuz var. Herkesin elinde var. Sizin de sağdan soldan bildiğiniz ya bu adam böyle değil miydi dediğimiz adamlar başlarda ama bunlarla hiç ilişkisi olmayan insanları görevden el çektirilmiş, dışarı atılmış böyle bir nokta var. Böylelikle devleti çalışamaz hale getirme. Bir karmaşa oluşturma. Burada yani bir oyun var diyorsunuz. Tabii bu da bir darbe yöntemi. Biz sadece şuna alışmayalım. Hani bayrağı alırız, ölürüm Türkiye marşıyla yollara çıkarız değil. Yani dolar nasıl bir darbe girişimi, işgal girişimi ise bürokratik yapı da böyle bir işgal girişimi. Şimdi yeni Türkiye kuruluyor. Cumhurbaşkanımız her gün bir atama yapıyor. Taşları yeni oturtmaya çalışıyor. Ama bu yapı Cumhurbaşkanı'na adım attırmamaya gayret ediyor. Bakın Amerika'dan yapılan açıklama hep Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üzerine odaklanmış. Herkes biliyor ki Merkez Bankası'nı yerli yapıya ulaştırmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadeleyi herkes biliyor. 17 yılda nereden nereye geldiğini, kimlerin elinden Merkez Bankası'nı kurtardığını, onlar halen dolarla ilgili 5,5 liraya çıkartmış, Merkez Bankası'nı bağımsız hale getirin diyor. Yeni bir yöntem, yeni bir yapı var. Ama bu gözle görülüyor, elle tutulamıyor biliyor. Darbe elle tutulan bir şey, canımızı acıtan bir şey. Ama bu gözle görülüyor, elle tutulamıyor. Ama bunun zararını bütün Türkiye hissetmeye başlıyor. Buna dikkat çekmek isterim. Evet, kısa bir reklama bir daha gidelim ve ardından son bölümde reklamsız devam edelim. Kısa bir reklam arası.
Son arasından sonra tekrar Ankara kulisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum değerli konuklarımı. Hürses gazetesi yazarı Fehmi Çamlık ve Diriliş Postası gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Hasan Taşkın'la yayınımızı sürdürüyoruz. Türkiye-Amerika ilişkilerini konuşuyorduk ama yayın öncesinde FETÖ ile mücadeleyi de biraz değinmiş olduk, ancak Metin Topuz ve Hamza Akçay gibi FETÖ'cülerin de Amerika Birleşik Devletleri'nin tahliyesini istemesini nasıl tarif etmek, nasıl yorumlamak gerekir diye az sormak istiyorum. Yani Türkiye'den 15 tutuklunun listesi Türkiye heyetinin önüne konuluyor ve bunları da tahliye edin deniyor. Aslında tahliyesi istenenler. Tahliye edin demiyor. Hızlı karar verilsin evet, deniyor. Yani. Tahliye edilmesi istenenler arasında Rahip Brunson'un haricinde FETÖ'cü Metin Topuz ve Hamza Akçay da var. Fehmi Bey, asıl sorun buydu. Farklı meselelere girdiniz. Ne dersiniz? Buradan devam edin lütfen. Şimdi 15 tane istenen kişi kimlerdir? 15 olduğu kesin mi? Yani gazetelere yansıyan yönüyle. 15 kişi. Bunların aldıkları görevler ne? Bunların ilişkileri ne? Bunlar Türkiye'de FETÖ'nün hangi etkinliklerine katılmış? Mesela ABAN toplantılarında varlar mı? Şu anda AK Parti'nin içinde olan, önemli yerlerde olan birçok kişi ABAN toplantılarının organizatörüydü. Bu kişiler var mı? Bunların mevcut siyasi yapılarla ilişkileri nelerdi? Burada İçişleri Bakanlığı'na, istihbarat teşkilatına çok büyük bir rol düşmektedir. Yani Amerika bizden bunu, ey millet, Amerika bunları bizden niye istiyor? Bizim teker teker bunları ele alıp bunları ifşa etmemiz lazım. Belki bakın, bunlarla ilgili kimlik açıklaması, olay yeri açıklaması birçok kişinin kafasındaki soru işareti yeni bilgilere, yeni bulgulara imkan tanıyabilir. Millet bu kişileri bilmiyor. Bir de bunların işbirlikçileri var. Metin Topuz'un Türkiye'de elinde GSM operatörü noktaları var. GSM operatörü demişken, İngiltere'nin ünlü bir uydu firması var. Bu uydu firması şu anda buradan da savcıyı da, Ulaştırma Bakanlığı da, herkesi de göreve çağırayım. Arasınlar. Avrupa gündeminde bu İngiliz firması birkaç yıldır istihbaratçı örgüt yapılanmasıyla yaftalanıyor. Ülkelerinde ajanlık faaliyeti yaptığını söyleniyor. Bizim TürkSat bu firmayla beraber Türkiye'nin deniz sahanına giren gemilere bunları mecbur yapıyor. Bunların bilgilerini uydu aracıyla iletişimini kullandırıyor ve bunu pazarlıyor. Türkiye'de çok garip hadiseler var. Geçen bir iş adamı şunu söylüyor. Hani biz GSM'den girdik, kimlerle görüşmüştür, hangi hatlar üzerine görüşmüştür diye. Yani büyük Türkiye'de bir uydu firmasını almak istiyor İngilizler. Sonra firmaya verecekleri para kadar sadece ne diyorlar biliyor musunuz? Sizin abonelerinizin bir iletişim bilgilerini, kimlerle görüştüklerini satın, biz alacağımız paranın 4 katısı para verelim. İstihbarat bu kadar güçlü. Peki Amerika durduk yere bunları niye istiyor? Mesela FETÖ elebaşısı var. Darbenin en baş sorumlusu, örgütün lideri. Şu kadar insanın ölümüne, devletin mevcut yapısına, egemenliğini yıkmaya yönelik teşebbüs ettiğine dair açık karineler, belgeler olan bir kişi. Metin Topuz'la ilgili Amerika ne diyor? Niye bu adamı istiyor? Rahip Brunson'u niye istiyor? Bunları Mehmet Bey, kamuoyu önünde çağrımızdır. Mevcut milletvekillerimizin artık yetkileri, hatta meclisimizde istihbarat komisyonu diye bir komisyon da kurulmuştur. Birinci görevi bu darbenin yabancı unsurları ile ilgili çalışmaları yapmalarıdır. Evet, önemli bir duyuruydu aslında bu. Evet, Türkiye heyeti Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü dedik. Fakat henüz daha net bir açıklama olmadı ama işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den talepleri oldu. Türkiye'nin de elbette ki talepleri oldu. Anlaşılan o ki, medyaya yansıdığı kadarıyla bir anlaşma söz konusu değil. Peki bu aşamadan sonra Türkiye nasıl bir yol izlemeli ya da izler Hasan Taşkın?
Zaten Türkiye'nin izlediği yol belli yani. Sistemi belli, yolu belli. Türkiye de bir hukuk devleti. Ve neticede işlenmiş suç varsa bunun karşılığını adalet elbette ki verecektir. Bu yargılama devam ediyor. Yargılama devam ettiği sürece de kimin ne yaptığı da yargılama sürecinde belli olacak. Eğer suç varsa mahkemeler bu suçun karşılığını da verecektir. Yani bu eğer ki bu istenen kişilerle alakalı izlenmesi gereken yol diyorsan yani bu budur. Yani bu 2 kere 2 4'tür. Ancak Amerika'nın Türkiye üzerindeki başka hesapları varsa onlar da artık siyasi olarak oturulur, konuşulur. Hangi hesaplar olduğu ortaya çıkar ama ticari anlamda Türkiye'yi sıkıştırma noktasında bir çaba olduğu açık ve net. Yani bunları görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin bugün durduğu nokta yeni sisteme geçişiyle beraber artık eski bir Türkiye değil. Yeni bir Türkiye var. Ve bir bütünlük içinde Türkiye var. Türkiye'de siyasi istikrar var. Eski kaotik ortamların olduğu bir Türkiye artık yok. Dolayısıyla Türk Devleti, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere izleyeceği yolu ve politikayı ona göre belirlemiştir. Bizim bilmediğimiz şeyler de vardır. Şimdi Amerikan bize taleplerini gazetelerden okuyoruz ama belki bilmediğimiz talepler de vardır. Basına yansımayan talepler vardır. Başka talepler vardır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı bağımsızlaştırılması. Apayrı bir şey değil mi? Apayrı bir şey yani. Zaten onun Merkez Bankası'nın o malum biliyorsunuz yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyor. Yani Cumhuriyeti demiyor yani. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin değil. Orada yazıyla. Dolayısıyla o Merkez Bankası'nın da kuruluşuna kadar gidilebilir bu tartışma açarsak burada ama tabii dolayısıyla yeni bir sistem, yeni bir Türkiye, istikrarlı bir hükümet ve ne yapacağını çok iyi bilen bir lideri var. Türkiye bu noktada durduğu noktada aslında Amerika ile biz müttefikiz. Müttefikimiz Amerika'nın yanlışlarını anlata onlara anlatacağımız ve onların anlayacağını ben düşünüyorum ve işin sonunda da bu işlerin çözümleneceğini ve müttefiklik ilkelerine göre bu işin devam edeceğini ben düşünüyorum. Çünkü bu tekrar söylüyorum. Daha önce de söyledim. Türkiye ile Amerika'nın bu noktada gerilmesi iki ülkenin de yararına değil. İki ülkenin de zararına. Ve bu neticede bunlar görülecektir ve bu diplomatik görüşmelerde de bir sonuç çıkacak ve herkes yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Hasan Bey bir şey ekleyeyim de o Amerika'da bu işi anlayacaktır dedi. 91 yılı bu Körfez Harbi başlıyor. Milli Gazete'deyiz. Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca gazeteyi aradı. Ben çıktım. Ben dedi Necmettin Erbakan. Aleykümselam hocam buyurun. Dedi ki İstanbul'a sor bakayım ne manşet atıyorlarmış. O zaman Amerika Türkiye'ye yaptığı savunma alanındaki hibe yardımını kesti. Bizimkiler böyle sıradan bir başlık atmışlar. Yanıma gel dedi. Geldim böyle not defterimi çıkarttı. Söyle dediklerimi yaz. Hocam çok iyi manşet ve spot verirdi. Manşet Bush Bush'luğunu yaptı. Yani Amerika bu işten anlamaz. Amerika yine Bush'luğunu yapacaktır. Yani bu işlerde her zaman. Amerika'dan sonra isterseniz İsrail'e geçelim. Filistin'de yine bugün katliam yaptı bir bakıma. Siyonist İsrail ordusuna ait savaş uçağı Aburka altındaki Gazze'ye akşam saatlerinde bir hava saldırısı düzenledi. Vahşice katliamlarını bütün dünyaya rağmen maalesef sürdürüyor İsrail. Ne zaman son bulacak bu vahşet Fehmi Çalmak? Mehmet Bey derler ki aslanlar kendi tarihlerini yazana kadar avcıların tarihine mahkumdur. İslam ülkeleri kendi devletlerini, teşkilatlarını kurana kadar Siyonizmin bu tasallutuna mahkumlardır. İrade beyanı açık olması lazım. Netanyahu'nun seçiminde Suud yönetiminin ne kadar katkısı olduğunu herkes görüyor. Yalnız Filistin deyince Mehmet Bey dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bundan iki hafta önce, daha doğrusu bir ay önce diyelim, elindeki Türk bayrağıyla sınır boyunda eylem yapan bir Filistin gencimiz ayağından vurulmuş. Daha sonra tekerlekli sandalyede yine Türk bayrağıyla eylemine devam etmiş. Şehit olursam beni Türk bayrağıyla gömün diye bir tane vasiyeti var. Türk toplumunun, sosyologların, pedagogların, tarihçilerin bu fotoğrafı çok iyi inceleyip ve anlatması lazım. Bakın Filistin Filistin değildir. Filistin Türkiye'dir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2017'de biz onu Tescomp dergisinin iç sayfasında kullanmıştık. Türkiye sadece Türkiye değildir diye. Bu ne demek? O Filistin çocuk Türk bayrağıyla mücadele ediyor ve onunla gömülmeyi istiyorsa bu bilincin oralara kadar aşılandığını, mevcut yönetimlerine rağmen İslam topluluklarının da emperyalizmine karşı mücadele bilincinin geliştiğini görüyoruz. İsrail'in bu kadar haydut devlet olmasının en büyük güvencesi Amerika. Amerika'daki biraz önce Hasan Bey'in o üç Amerika'nın içindeki evangelistler büyük Orta Doğu projesinin tapınak şövalyelerin hayal ettiği yapının ilerideki olacak tarihi savaşın hazırlanan ekipler. İsrail bundan cesaret alıyor, bundan güç alıyor. Ve karşısında bir bütün olarak Müslüman ülkeleri göremiyor. Ne yazık ki biz, bakın Telefer'e yeniden göç geldi. Telefer, Orta Doğu'nun en mümkün topraklarına sahip. Ora Körfez Harbi'nde ilk işgal edilen topraklardı. Nedeniyle İsrail firmaların orada ürettikleri ziraat tohumları denemeler. Bakın buradan da Tarım Bakanlığı'na söylüyorum. Kitbus diye İsrailli Siyonist üretme çiftlikleri var. Bunlar Türkiye'deki iş adamlarıyla beraber de oluyor. Çiftlik alıyorlar. Tarımsal alan ve hayvancılık yetiştiriyor. Türkiye'de bunlar ne kadardı? Bütün dünyada zirai ve hayvancılık bütün yapılanmayı ele geçirmek gibi bir hedefleri var. Kendi yedikleri içtiklerinde domuz eti sağlıklı helal olan işi uygulayan İsrail'in kendi dışındaki milletlere verdiği bütün hastalıklı ilaçlı hibrit malzeme tohumların hepsinin menşei bu. Halen üstün ırk olma, Siyonizmin bir gereği olarak bunun dışındaki tüm milletleri öldürme teşebbüsü bundan ortaya çıkıyor. Biz Siyonizmle nasıl mücadele edeceğiz? Şevki Hoca'nın, Hasan Bey'in hemşerisi şöyle bir nokta var. Amerika ile mücadele etmek istiyorsan Amerikan ürünlerini baykot edeceksin diyor. Hamburgerinden sigarasına kadar. Bak görüyorsun bu ekonomik pasif direnişin Türkiye'de nasıl bir halka etkisi yaptığı, giderek büyüdüğü, Amerika'nın ekonomik olarak kendine nasıl çeki düzen verdiğini çok rahat görürüz. Evet, isterseniz bir Kudüs'e bağlanalım. Kudüs'teki, Filistin'deki son gelişmeleri Musa Hicazi'den alalım. Musa Bey, Kudüs'e selamün aleyküm, iyi akşamlar ve söz sizde, buyurun. Son gelişmeler nedir Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'de? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah iyisiniz. Türkiye'deki kardeşlerimize selam, Kudüs'ten, Gazze'den, Filistin'den. Aleykümselam. Kardeşim, durum böyledir. Tabii gerginlik devam ediyor. Şimdi bu gece belli olacaktır İsrail'in niyeti. Çünkü İsrail'in tankları Gazze'nin sınırlarında, bir de burada emekli subayları bile çağırdılar hizmete. Bilmiyoruz bu Gazze'li kardeşlerimizi korkutmak için mi, yoksa ciddi bir niyetleri var. Şimdi bizce İsrail Gazze'ye girmekten korkuyor. Yani dışarıdan, havadan, tanklardan vurabilir. Fakat hamdolsun ki bizim kardeşlerimiz, sizin kardeşleriniz Gazze'deki yaşayan yiğitler İsrail'in kafasını çok iyi bilen insanlardır. Yani oradaki kardeşlerimiz, mücahit kardeşlerimiz. İsrailliler öldürmek istiyorlar, seviyorlar öldürmeyi, fakat ölmekten korkuyorlar. İşte bu oyunu Gazze'deki kardeşlerimiz çok iyi biliyor. Yani onlar da İsrail bir de bini gücü yokken, fakat biliyorlar ki tepki göstermeyi. Yani İsrail 1000 tane füze atarken onlar 1 tane füze atıyorlar. Çünkü biliyorlar İsrailliler ölmek istemiyorlar. Ve Gazze'deki kardeşlerimizin yaptıkları işler Suriye'deki diktatörün tepkilerinden farklı. Çünkü biliyorsunuz 1973'ten beri Suriye'yi vuruyorlar.
Ve Suriye'deki diktatör ve onun güçleri Esed demektir. Tepki göstermediği için İsrail kustahlığını devam ediyor ve vuruyor. Fakat Gazze'dekiler diyorlar ki 1000 tokat yersek düşmanımıza 1 tane tokat atma gücümüz var ise bu tokatı vuracağız ve atacağız. Tabii İsrailliler öldürmek istiyorlar, ölmek istemiyorlar. Değerlerin, diğer milletlerin kanı onlarca çok ucuz sayılınca İsraillilerden bir tane asker ölürse burada bağırmaya çağırıyorlar. Diğer ülkelerin Arap olduğunu şimdi mesela Mısır'ı arıyorlar. Diyorlar ki işte Hamas'ı susturun. Yani bu iş devam edecektir. Burada her şeye biz hazırız Filistin'de çünkü alıştık ve bu soru, bu mesele Filistin meselesi bir yaşam meselesidir. Bizim kafamız Sultan Abdülhamid rahmetli Sultan Abdülhamid Han gibidir. Filistin'den bir santimetre düşmanlarımıza vermeyeceğiz. Şimdi gücümüz buna yetmezse inşallah bir gün gelecek Müslümanlar birleşip ve bu kutsal yerleri alacağız geri. Yani bir daha alacağız. Çünkü ikimiz burada yaşayamayacağız. Yani bir bu işler devam edecek. Bu olaylar devam edecek. Mezdak Saya İzzet dönünceye kadar inşallah devam edeceğiz. Evet, Musa Bey, tabii ki Müslümanların aslında bir bakıma namusunu koruyorsunuz Kudüs'te, Filistin'de. İsrail katlediyor ama bir yandan da özellikle İslam ülkelerinden pek ses çıkmıyor Türkiye haricinde. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bak, hamdolsun ki zaten Türkler, Türkiye'li kardeşlerimiz hep mazlumların yanındaydılar. Yani vurulursunuz, sizi vurmaya, yok etmeye çalışıyorlar. Fakat hiçbir tarihin hiçbir zamanında Türkiye'nin iradesini ve yiğitliğini hiç kıramadılar. Ve inşallah böyle olacaktır. Diğer ülkelerdeki mazlum kardeşlerimiz, yani Suudi Arabistan'daki yaşayan veya Körfez ülkelerindeki veya Arap ülkelerindeki yaşayan insanlar seslerini çıkaramıyorlar. Yani maalesef baştaki bulunan liderlerimiz, Arap liderlerimiz yiğitleri susturdular veya hapishanelere attılar. Ve başka bir yandan da onlar seçilmeyen liderlerdir yani. Onlar Batı'nın, İsrail'in, Masonların koydukları liderlerdir. Bu sebepten ellerinden gelen İsrail'in menfaatine. Çünkü İsrail'in bu cihanda kalması onların tahtlarındaki tahtlarında kalmasına bağlıdır. Allah sizi korusun. Siz bir taraftan, yani Allah yardımcınız olsun Türkiye'de. Çünkü en azından bizim buradaki düşmanımızı görebiliyoruz. Fakat Türkiye 1000 tane, yani bize bir düşman var ise veya 2 düşman var ise Türkiye'de Türkiye'ye karşı 1000 tane düşman vardır. Siz Türkiye'de böyle devam edin, nöbet tutun ve hep mazlumların yanında bildiğimiz gibi böyle inşallah kalırsınız ve inşallah sizinle birlikte ve Müslümanların yiğitleriyle en yakın zamanda özgürlük namazını Mescid-i Aksa'da kılarız. İnşallah diyelim. Teşekkür ediyorum. Musa Bey, yalnız şunu da sormadan edemeyeceğim. Sanırım son zamanlarda Türkiye'den Kudüs'e gelişleri önlemek için Siyonist İsrail farklı bir yöntem de uyguluyor sanırım. Gelişme nedir bu konuda? Türkler bakımından diyorsunuz. Yani Türkiye'nin Filistin'e, Kudüs'e gelmemesi için özellikle tur şirketleri üzerinde bazı kısıtlamalara gittiği yönünde bilgiler gelmişti. Onu detaylı soruyorum. Tabii sizin biliyorsunuz geçen senede Başbakanımız, Allah onu korusun,
Türk değerli kardeşlerimize Mezdaksa'ya gidin, Mezdaksa'nın saflarını doldurun, kardeşlerinizin yanında olun demesinden sonra İsrail zaten bunu görüyor ve takip ediyor. İşte bu sebepten sizin buraya gelmenizi engellemeye çalışıyor. Fakat tabii siz bileceksiniz ki sevabı almak için sabırlı olun. Yani bekletirlerse bekletsinler. Fakat sizin buraya gelmeniz çok önemlidir. Maşallah Türkiye'de 70 milyona yakın kardeşimiz vardır. Yani birkaç genci engellerlerse buraya girmekten değerleri gelsin. Yani bizim yanımızda olmanız çok önemlidir. Tabii sizden hoşlanmıyorlar. Türkiye'yi sevmezler. Siz biliyorsunuz. Hiçbir zaman Türkiye'yi ve Türkleri sevmediler. Özellikle bugünlerde. Demek ki siz hak yolundasınız. Yani bu sizin lehinize çok büyük bir sevaptır. Onların sevmemeleri. Fakat inşallah siz yani sizin gelmeniz buraya çok önemlidir. İsrail ne kadar engellerlerse siz gelin buraya ve bu zulüm kaldırıncaya kadar yani devamlı bir şekilde inşallah sancakla dönmeye kadar siz Bey, özellikle buraya. Türklerin orada olması Filistinli kardeşlerimiz üzerinde nasıl bir etki yapıyor? Bunu ben hissettim, yaşadım. Geldik oraya, sizinle de tanıştık. Filistinli kardeşlerimize sokakta karşılaştığımızda bize yaklaştıklarında kucakladıklarını gördük. Türk bayrağıyla gördüklerinde çok mutlu olduklarını hissettik ama bir de Kudüs'te yaşayan bir insan olarak, Filistinli kardeşimiz olarak izleyenlerimize siz söyleyin, neler hissediyorsunuz biz Türklerin oraya gelmesi halinde, neler düşünüyorsunuz? Ben size söyleyeyim, darbeden sonra Türkiye'deki 15 Temmuz yani 2 yıl önce 15 Temmuz darbesinden sonra bir grup geldi Türkiye'den. Mezdaksa'da onlarla muhabbet ederken teyzelerden birisi, Filistinli teyzelerinizden birisi bana geldi ve grubun ortasına böyle gelip durdu. Bana dedi söyle onlara, yani o Arapça konuşuyor, ben tercüme ediyorum. Bana dedi söyle onlara, Allah onların başınızdan eksik etmesin Türkleri. Çünkü ben Türkleri görünce abim geldi şuurunda yaşıyorum. Çünkü bunlar bizim abimizdir dedi. Onlara söyle her zaman gelsinler çünkü onlar bizim abimizdir. Yani biliniz ki biz sizi görünce aklımıza ilk gelen şey Sultan Abdülhamid Han torunları geldiler. Çünkü biz ya bir de bundan emin olun. Filistinler hala sanki Osmanlı bir araya çıktı ve dönecek şuurunda yaşıyoruz. Çünkü sizin atalarınızın ruhları hala dolaşıyor Mezdaksa'da ve Mezdaksa'nın çevresinde. Yani en güzel okullar sizin yaptığınız okullar. En güzel medreseler Türklerin. Yeter ki siz 400 sene burada bulunurken hiçbir, kusura bakmayın, hiçbir it Mezdaksa'nın hürmetini çiğnemedi. 400 sene siz buradaydınız. Hiçbir düşman yaklaşamadı bizden. Siz 1917'de çıktığınızda dünyanın bütün masonları, bütün kötü insanları bizim hürmetimizi çiğnediler. Bu sebepten hep Türklerden düşününce ve de Osmanlılardan düşününce ve de Osmanlıların torunlarından düşününce hep güzel günleri hatırlıyoruz Filistin'de. Bu sebepten sizin Kudüs'e ziyaret etmeniz hem bizim moralimizi düzeltiyor hem de bizi sevindiriyorsunuz. Yani bakınız ne kadar sevap alıyorsunuz sıkıntıda bulunan Mescid-i Aksa'nın saflarını doldurunca. Mescid-i Aksa yarın Allah'a diyecek ki işte bu Türkler evlerini, işlerini
terk edip geldiler benim ziyaretime, benim saflarımı durdurmaya geldiler. Bizi, sizin kardeşleriniz, Filistinli kardeşleriniz sizi görünce işte ya Rabbim işte bu abilerimiz geldiler bizim ziyaretimize. Demek ki onlar bizi unutmadılar. Bizim düşmanlarımız sizi görünce hemen, zaten bu korkutucu bir şey. Sizi görünce burada tarihinizi çok iyi biliyorlar. Yani İsrailler çok iyi biliyorlar Türklerin tarihini. Onlara böyle siz bir mesaj, hiç konuşmadan, hiçbir şey yapmadan bir mesaj iletiyorsunuz ki biz Mescid-i Aksa'yı unutmadık. Ev sahibi biziz. Ev sahibi biziz. Bir araya çıktık, döneceğiz. Ve inşallah bu güzel günleri beraber göreceğiz. Allah bize nasip etsin. Peki, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kudüs'ten bağlantıyı gerçekleştirmiş olduk. Gerçekten de şahsen benim çok oldukça duygulanmama neden oldunuz. Gerçekten de bütün izleyenlerimizin mutlaka Kudüs'e gitmeleri gerektiğini hatırlatmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Musa Bey. Evet, isterseniz kısa bir reklam arasına gidelim tekrar, son olarak tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Ankara Kulisi'ne reklamların ardından son bölümle karşınızdayız. 22.30 gibi yayınımızı sonlandırmış olacağız. Hürses gazetesi yazarı Fehmi Çalmuk, Ankara temsilcisi, Diriliş Postası'nın Ankara temsilcisi Hasan Taşkın, yayın konuklarım. Biraz önce aslında gerçekten çok duygusal bir durum yaşadım. Şahsım adına söylüyorum. Kudüs bağlantısı sırasında Musa Hicazi Kudüs'teki gelişmeleri aslında bizden de beklentilerini bizimle paylaştı. Türklerin neden Kudüs'e gelmesi gerektiğini de anlattı. Türklerin Kudüs'e gittiğinde onlar üzerinde, yani Filistinli kardeşlerimiz üzerinde nasıl bir etki bıraktığını da bizimle paylaşmıştı Musa Hicazi. Peki Kudüs'teki telefon sonrasındaki sizin duygularınızı almak isterim Fehmi Çalmuk. Vallahi bağlanan beyefendinin Kudüs ve Türkiye hakikati konusundaki geniş tasavvuru hepimizi duygulandırdı. Türkiye'nin Kudüs merkezli Filistin meselesine bakışını tüm dünya biliyor. Ama ne yazık ki İslam ülkelerin liderleri bu konuda Türkiye'yi yalnız bırakıyor. Sadece bir Mursi yönetimi varken Mısır'da, merhum Kaddafi hayattayken ve Saddam Hüseyin hayattayken Türkiye'nin tezlerine yakın tezler savundu ve İsrail'le gerçekten uluslararası platformlarda mücadele ettiklerini görüyoruz. Mehmet Bey, 15 Temmuz işgal girişiminde Amerika'nın parmağı olduğunu belirten bizler, İsrail'in parmağı olup olmadığına ilişkin bir yorum yapmaktan çekiniyoruz. Yalnız bu Filistin meselesi gündeme gelince benim aklıma gelen 15 Temmuz'dan sonra yazdığım bir köşe yazısı. Darbeye karışmış, yalnız hangi saikte yurt dışına çıkabilmişse darbe sonrası mesela 17 Temmuz'da Tel Aviv'deki barlarda kahve içen Türk generallerinin olduğunu bir iş adamı bana anlatmıştı. Yani ilk kaçtıkları Tel Aviv üzerinden Amerika'ya ve Avrupa'ya kaçtıklarını da belirtelim bazı askeri generallerin. Şimdi FETÖ'cü biz, askeri generallerin, daha doğrusu FETÖ'cü teröristlerin diyelim. Teröristlerin diyelim. Bunu söyleyelim. Filistin meselesi konusunda Türkiye'nin çok alacağı nokta var. Filistin meselesiyle eşdeğer diğer bir mesele Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesi. İki ülkenin de tanınması, uluslararası platformda yer alması, Türkiye'nin iki tane büyük davası üzerine bir sesini dünyaya duyurması bakımından çok önemli. Ben bu konuda Türk Cumhuriyetlerinin önemli bir ivme kazandıracağını ve Türkiye'nin yanında olacağını düşünüyorum. Yeniden Kurban Bayramı geliyor. Buradan hayırsever vatandaşlarımıza İslami hayır kuruluşları vasıtasıyla yine kurbanlarını, yine sadakalarını Filistinli kardeşlerimize
bağışlamaları, onların yanında olmaları, diğer Müslüman kardeşin yanında olmalarını da temenni ederim. Evet, Hasan Taşkın. Tabii Kudüs, İsrail dediğin zaman benim ilk aklıma gelen vaat edilmiş topraklardır. Bugün oradaki bütün İsrail'in projesi ve İsrail'i destekleyenlerin aklındaki vaat edilmiş topraklar ve Büyük İsrail projesidir. Bunu rahmetli anıyorum, rahmetli Erbakan da dile getiriyordu. Bu açık ve nettir. İsrail'i durdurmanın tek yolu var. İslam Birliği kurulmalı ve bütün İslam ülkeleri bu işin önderliğini Türkiye çekebilir. Çünkü Türkiye bu işte gerçekten tarihsel bir misyona sahip. Bütün Müslüman ülkeler İsrail'e ambargo uygulamalı. Ambargo yeterli kalmadığı zaman da artık İsrail'e müdahale düşünülmeli. Aksi halde İsrail'in durdurulması söz konusu değil. Bugün bir şey söyledi bağlanan arkadaşımız, önemli bir şey söyledi. Dedi ki İsrail Gazze'ye girmekten korkuyor. Çünkü ölmekten korkuyor. Evet, ölmekten korkuyorlar. Çünkü onların inancında kafalarında soru işaretleri. Onlar da aslında bir tarafında İslamiyet'in doğru olduğunu, İslam dininin hak dini olduğunu biliyorlar. Ama ne yazık ki bununla bir mücadele içerisinde kendilerini buldukları için ölümden korkuyorlar. Cehenneme gideceklerini biliyorlar. Öyle düşünüyorlar. Kim ölümden niye korkar? Cehenneme gideceğini düşünen insan korkar. Ve Allah'a gerçek manada biat etmiş, inanmış insan da ölümün Allah'tan olduğunu bilerek ölümden korkmaz. Dolayısıyla buradaki mesele gerçekten İsrail'in durdurulması için artık bütün çarelerin tükendiğini görüyoruz. Bütün yapılacak diplomatik girişimlerin tükendiğini düşünüyoruz. Ve ben İslam ülkelerinin yapılabilirse ki inşallah olur, ileride olacağına da ümit ediyorum. İslam Birliği'nin kurulup önce yaptırım, daha sonra da güvenlik tedbirleriyle İsrail'in disipline edilmesinden yanayım. Aksi halde orada ölümlerin ve kan ve gözyaşının, Müslüman gözyaşının biteceğini düşünmüyorum. Evet, biraz önceki telefon bağlantımızda Kudüs'ten bağlanan Musa Hicazi Bey, Türklerin Filistin'e, Kudüs'e gittiğinde nasıl bir duygu yaşadıklarını anlattılar. Biz de burada duygulandık. Ama ben de şunu sormak istiyorum her ikinize de. Kudüs'e gittiniz mi? Hayır. Ben gitmedim. Sen gittin biliyorum. Hatta gözaltına alındığını da biliyorum. Orada İsrail polisiyle nasıl mücadele ettiğini biliyorum. Allah sana nasip etmiş. Orada mücadele etmişsin. Belli ki o duygulandığın anın orada anlatımından yaşatmışsın. Yaşadığın için aynı anı yaşamışsın. Aslında samimi değiliz açıkçası. Bu biraz da imkan meselesi. Sadece samimiyet meselesi, değil. Yani sigaraya para buluyoruz. Sigara içmiyoruz. Sigara öyle deme yani. Her şeye para bahane buluyoruz. Bir telefon alıyoruz çok pahalı. Ama Kudüs'e gitmeye bir fırsat ve imkan bulamıyoruz. Bahane mi Fehmi Çamuk açıkçası? Bahane değil tabii. Yani ne olursa olsun kesinlikle Kudüs'e gitmeliyiz aslında. Her bir Müslümanın gitmesi gerekiyor. Oradaki aslındaki durumu, oradaki kardeşlerimizin yaşadıklarını da şimdi bakın, daha iyi görebilmek için, anlamak için gitmek gerekiyor. Eyvallah. Buradaki meselemiz bireysel olmamalı. Yani elbette ki gidilsin, Kudüs'e ziyaretler yapılsın. Ancak orada İsrail'in zulmüne maruz kalmak da biraz plansız programsız bir şey gibi geliyor bana. İsrail zulmüne karşı maruz kalmak da aslında İsrail'in bir propagandası. Ben iki kez gittim. Gözaltına alındım. Hiçbir sorun yaşamadan rahatlıkla girdim. Kapıda sadece gazeteci olmamdan dolayı bazı sıkıntılar yaşadım. Kaç ama saat gözaltında kaldım? Şükrettim. Bak burada ben şu anlatmak istediğim yani, şu. Şunu demek istiyorum. Onların amacı zaten biz bu baskıyı uygulayalım da Türklerden hiç kimse gelmesin. Şimdi propagandası bak, mesele ne biliyor musun? Bak, biz bunlara inat, eyvallah, bu propagandalara inat gitmek zorundayız. Tamam eyvallah. Gidelim. Ben ona bir o şey demiyorum. O topraklara sahip çıkmak zorundayız. Bakın topraklara sahip çıkmanın yolu bence sadece gitmek değildir. En önemli etkendir maalesef. Evet, ama biraz önce Filistinli kardeşimiz Musa Hicazi bağlandı. Nasıl bir duygu oluşturur? Sorunu çözme adına konuşuyorum ben. Elbette ki gidilecek, gidilsin. Hasan Taşkın, gidilecektir bahane de yani. Yarın mesele bahanesi. Evet. Konuşturmayacaksan sen konuş kapat. Ben konuşacaksan müsaade et konuşayım. Tamam son. Sevgili Mehmet Özber. Şimdi bak buradaki mesele ne? Buradaki mesele İsrail'in vaat edilmiş topraklar meselesi. Buraya gidecek diyorum. Ve bunu kökünden çözmenin yollarını aramamız lazım. Bunu
devletler üzerinden olur, bunu İslam Birliği ile olur, bunu uluslararası Müslüman ülkelerin bu yönde yaptırımlarıyla olur, hep beraber olur. Sadece Türkiye'nin mücadelesiyle de bu işin olmayacağını düşünüyorum. Elbette ki bireysel gidilecek, bireysel mücadele edilecek, bunlar gayet doğal ama sorunun kökünden çözmenin tek yolu uluslararası İslam Birliği'nin ya da Müslüman ülkelerinin bir araya gelip İsrail'e yaptırım uygulaması, ambargo koyması, hatta mümkünse İslam Birliği ordusunun kurulup da İsrail'e bunun dersinin verilmesi. Başka, çünkü çıkar yolu yok yani. Ne öldürmekten vazgeçiyor, ne kırmaktan vazgeçiyor, yani ne zulümden vazgeçiyor, başka çıkar yolu yok. Şimdi bireysel gitmenin ötesini ben söylüyorum. Elbette ki bireysel de gidilsin. Evet, son dakika gelişmesini de zaman zaman arkadaşlarımız ekrana yansıtıyorlar. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye ile müzakere sürecinin sürdüğünü açıkladı. Son dakikalara giriyoruz ama iç siyasetle konuşmaktan konuşmadan daha doğrusu programımızı bitirmeyelim istiyorum. CHP'deki kurultay krizi hala aslında devam ediyor. Tartışmalar sürüyor. Özellikle 24 Haziran seçimleri sonrasında İYİ Parti ve CHP'deki gelişmeleri Fehmi Çamlık özetle nasıl değerlendirir diye sormak isterim. CHP vurgunu yedi. Nerede yedi? 24 Haziran'da yedi. Kendisinden daha fazla oy alan bir cumhurbaşkanı adayı var ve onun getirdiği bir kelebek etkisi var. Bugün Muharrem İnce kendisini kurultay isteyen, imza veren delegelere çağrı yaptı. Pazar günü Ankara'da, Ankara'nın bir otelinde yol haritasını belirlemek üzere bir araya geleceklerini ve tüzük kongresine gideceklerini gösterdi. Şimdi Muharrem İnce ve CHP, AK Parti'nin bugün elini en çok güçlendiren Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu bir CHP. Türkiye'de ana muhalefet ne kadar dinamik olursa iktidar partisi o kadar dinamik olur. Gece gündüz gibi iktidar partisine etki yapacak bir parti. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi gerçekten CHP'de kurultaya yanaşmayarak bir genel başkanlığı kaybetme korkusu yaşadığı ortaya çıkıyor. CHP'nin yapısında var gelen Hizipler Savaşı yeniden ortaya çıkıyor. Bu yerel seçimlerde önce hallolacak mı, olmayacak mı görüntüsü var. Ama ben başta da söyledim, CHP vurgunu yedi. Her halükarda kurultayı yapmaktan başka çaresi yok. Tüzük kurultayı da yapsalar, diğeri de yapsalar, parti içinde iki başlı yönetim, kendi içindeki muhalefet CHP'yi epey yoracağı benziyor. Önünde bir yerel seçim var. Daha dinamik seçime girmek varken iktidar partisinin elindeki kaleleri elinden alma gibi bir işe, siyasi yapıya girmek varken kendi işlerine düşmesi AK Parti'nin çok işine yarayacak bir durum. Hatta bugün AK Parti Grup Başkan Vekili diyor ki kendi kongresini yapmayı bile beceremeyen bir partiden ne hayır gelir. Bu dönemde İYİ Parti de var. İlle de Meral olsun, ille de genel başkan olsun diye Türkiye eşliğinde İYİ Parti'nin kongresi var. Meral Akşener yol haritasına yeni bir parti yapısıyla, idare kuruluyla gitmek istiyor. Acaba bu merkez sağda milliyetçi kesimden arındırılmış bir İYİ Parti mi olacak? Biraz daha mı merkeze yaslayacak? O da onların kendi işlerinde sorunu. Bakıyorsunuz seçim sonrası muhalefet partisindeki kaynaşma AK Parti'de görülmüyor. Bu ayın içinde AK Parti'nin de genel kurulu var. AK Parti yeniden yenilenmiş, yeniden bilenmiş, çelik gibi bir teşkilatla yerel seçimlere gitmek istiyor. Tabii burada maestro Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nda yaptığı sürprizi zannederim Merkez Karar Yönetim Kurulu seçiminde de yapmak istiyor. Genel Başkan Yardımcılığında da yapmak istiyor. Nasıl bir değişiklik bekliyorsunuz AK Parti'de? Ben radikal bir değişiklik bekliyorum. Görev yapan birçok siyasi büyüğün artık dinlendirileceğini, Tayyip Erdoğan'ın yeni bir yol haritasıyla
noktaya gideceğini düşünüyorum. 15 Temmuz AK Parti için bir milat, özüne, kendi değerlerine, kendi milli politikasına dönmesi için bir milattı. Bu milata uygun bir parti yönetiminin oluşacağı düşüncesindeyim. Evet. Evet, ben Hasan Taşkın, sana söz vermeden önce izleyenlerimizle bir meseleyi paylaşmak istiyorum müsaadenle. O da şu, Muharrem İnce ile birlikte hareket eden CHP'li muhalifler, imza veren CHP'li delegeler açıklamada bulunmuşlar. Açıklamaları çok ilginç geldi. Yani imzayı veriyorlar ama imzalarını geri çekiyorlar. İşte o geri çekenlerden birkaçının söyledikleri açıklamaları gerçekten çok dikkat çekici. Sivas'tan CHP'li bir delege Hüseyin Çiçek. Değişim olsun diyerek imzamı verdim. İlk önce telefonlar gelmeye başladı. Daha sonra bu telefonların söylemleri tehdide dönüştü. Bizim İstanbul'daki CHP'li belediyelerde bir sürü çalışan yakınımız var. Onları işten atmakla tehdit ettiler. Sonra onlar zarar görmesin diyerek imzamı geri çektim diyor. Yani tehdit karşılığında mecburen imzamı geri çektim diyor CHP'li delege Sivas'tan Hüseyin Çiçek. Bir başka delege Maruf Kızılağaç. Ben parti değişim değil, sadece kurultay olsun, Kemal Bey güven alsın istiyordum. Halk TV'de Muharrem İnce'yi izledim. Bir genel başkan adayının gidin delegelere baskı yapın çıkışı zoruma gitti. Ertesi gün imzamı geri çektim. Baskı olmadı diyor. Bir başka delege Eyüp Kalkan. Vallahi kardeş, Muharrem'e gıcık oldum. Önce dedi ben aday olmayacağım, sonra çıktı Kılıçdaroğlu'nun karşısına ve bu nedenle diyor ben imzamı geri çektim. Son olarak Üstüner Karacaoğlu Erzurum'dan CHP'li delege, ben değişim olsun diye imza verdim, imza verirken de kimseye sormadım. Sonra Önder Sav ve Küskünler arayınca sinirlendim. Kardeşim 85 yaşındaki adamla mı değişim yapacağız? Artık bu kişilerden bıktık. Değişim olacaksa yeni insanlarla olmalı. İmzamı geri çektim diyor. Böylece devam ediyor. Aslında çok ilginç açıklamalar. Hasan Taşkın nasıl değerlendirir? Cumhuriyet Halk Partisi bir kere kendini kendine gelememiş. Halkın değerleriyle kavgalı. Kendi içinde kavgalı. Kendi içinde koltuk, makam, şu, bu. Bir sürü şeyler yani. Şimdi bu nasıl ülkeyi yönetecek? Ya ülkeyi yönetecek hali de kalmadı, mecali de kalmadı. Bana göre yeni bir parti gelir. Muharrem İnce ekibi, hayır kurmayacağız, bizim evimiz CHP dese de, bana göre Kemal Kılıçdaroğlu istemedikçe de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongrede olmaz. Şimdi imza veren delegeler de değiştirilir. Yeni delegeler gelir, daha biatçiler gelir. Kemal Kılıçdaroğlu da devam eder. Muharrem İnce'ye de bir alternatif kalmayacağı için, ta bugünden kaybettiği Cumhurbaşkanı seçimi için 5 yıl sonrası için aday olduğunu da açıkladığı için yeni bir partiye geçecek. Bunun öngörüsünü anlamak için müneccim olmaya falan da gerek yok. Bu böyle gözüküyor. Böyle gidecektir. Ben Muharrem İnce'yi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği zaman o gün ben yazdım köşe yazımda. O zaman dedim ki Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığını kazanamayacak ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlığı tartışılır ve genel başkanlığı gelme noktasında önemli bir yol kat edecektir dedim. Bugün gelinen noktada ne yazık ki işte o CHP'nin delegelerle pazarlıkları, işte tehditleri, imza verdiğin geri çektim işleri tamamıyla CHP'nin siyaseten aslında yaptığı bütün yanlışların karşılığını alıyor anlamına gelir. Çünkü siyaset demek milletin arzu istekleri ve onların dertlerine derman olmaktır. Milleti anlamaktır. Milletin değerleriyle barışık olmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbiri yok. Sadece kendi dertlerine düşmüş. Milletle alakaları da yok. Dolayısıyla geldiği nokta budur. Yani ne diyeyim ben şimdi? Muharrem İnce bile gelse CHP gene aynı CHP olur. O bir değişiklik olmaz. CHP'lilere buradan söylüyorum. Muharrem İnce'den umut bağlayan CHP'lilere söylüyorum. Muharrem İnce otursun. Hiçbir değişiklik olmaz. Aynı kavgalar devam eder. Böyle süre gelir. O yüzden ben yeni bir partinin oradan çıkacağını düşünüyorum. Ne yazık ki Türkiye'de muhalefetsizlik var. Yani muhalefet yok. Bir cümleyle Fehmi Çalmuk'un eklemek istediği CHP'ye dair bir söz var mı? Vallahi yoksa Muharrem İnce bu değişim rüzgarını
Adalet Yürüyüşü gibi bir kurultay yürüyüşüyle yapabilir. Çünkü bu polemik Muharrem İnce'yi de o Cumhurbaşkanlığında kazandığı sinerjiyi kaybetmek üzere. Kendi evet. tabanında. Peki son 4 dakikaya girdik. 4 dakikada isterseniz Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonu, kilicikleri konuşalım biraz. Fehmi Çamlık nasıl değerlendirir kısaca Adnan Oktar'a yapılan operasyonu? Kilicikler mesela size geldi mi Fehmi Çamlık? Adnan Oktar'ın bilim vakfı. Manevi bilim vakfı var. Ha, bu ama manevi şeyle manevi. İlgili. Ramazan'da bir iftar daveti oldu. Onların davetine gittim. Evde eşim de sordu, hani sizin masaya kedicikler oturdu mu? Vallahi dedim, bizim masaya tekirler geldi, yani şeyler oturmadı. Şimdi Adnan Oktar meselesini ben 2 hafta önce Hürses'te yazdım. Adnan Oktar çok girif ilişkilerin sahibi. Adnan hoca diyorlar, ben hoca lafına baştan belli karşıyım. Özellikle şu yaygın medya diyelim. Hoca camide, hoca camide der ama Adnan Hoca'ya hoca lakabını takmaya çalışır. Adnan Oktar yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de çok enteresan ilişkiler içine giren, çok önemli insanların çocuklarını alıp devşirten bir kişilik sahibi, bir örgüt sahibi. Hiçbir üzerine mal varlığı, ticari yapısı hiçbir şey çıkmayacak. Ama önemli olan şudur. Cumhurbaşkanımızın ahlaksız, edepsiz bir insandı sözü. Bu operasyondan yaklaşık 15-20 gün sonra söylenen bir söz. İsrail'de bizim bir ziyaretçimiz kızımıza kelepçe taktıklarının ertesi günü oldu. Olağanüstü halin kaldırmasından bir hafta önce bu operasyon oldu. Zannediyorum ki emniyet güçleri Adnan Oktar'ın elinde her türlü belgeye, görüntülü ve yazılı belgeye şu anda vakıf. Vakıf olmadıkları noktada da çözülmek istiyorlar. Adnan Oktar işinin merkez sağ partilerde, İslami partilerden tutun da CHP'ye kadar uzandığı herkes tarafından biliyor. Enteresan bir ilişkisi var. Bir dönemin İslami gazeteleri Adnan Oktar'ın mağdur edildiği, bir din adamı olarak mağdur edildiğine dair manşetler yaptı. Böyle bir algı yönetimi yaptı. Artık bu vesileyle bizim kendimize de, düşünce ufkumuza da, bu konudaki temayüllerimize de, bu konudaki geleneklerimize de sahip çıkmamız lazım. Artık bize elin değişik insanlarını, tarikat sahibi, mutasavvıf, tasavvuf hareketi, dini inanç örgütlenmesi, kanaat önderi diye yutturulmaması lazım. Bu konuda bilinçli olmamız lazım. Adnan Oktar'ın sonucu çok önemli. Türk siyasi hayatı konusunda, kriptoların açıklanması konusunda ve halen medyada yaygın öğrencilerinin faaliyetleri konusunda çok yaygın olduğunu belirtiyor. Tabii bu aslında İsrail'le bağlantılı diye düşünüyorum. Düşünüyorum değil, yani bütün kamuoyunun algısı da o. Masonluk belgesini nasıl aldığı, göstere göstere nasıl övüne övüne bunları anlattığı, işte 1 milyon kaç para vermiş, 1 milyon küsur parayı nasıl verdiği, o belgeyi almak için nasıl mücadele etti. Dolayısıyla bunun bağlantıları uluslararası bağlantılardır. İçeride neler yaptığı noktasında da herkesin malumudur. Televizyonlara çıkıp o görüntüleri gerçekten Türk milletini rahatsız etmiştir. Ciddi anlamda rahatsız etmiştir ve şu anda konu adaletin elindedir. Adalet bununla ilgili gereken çalışmayı, gereken bilgiyi, belgeyi toplayacaktır. Mahkemelerde eğer suçluyu görürse bu gereken cezayı verecektir diyorum yani. Evet, Adnan Oktar'ın ifadesinin detayları da ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Bir iki cümleyle toparlayamaya çalışalım verdiği ifadeleri. Diyor ki Adnan Oktar ifadesinde bir soru üzerine, İsrail'e ilişkisiz soruluyor emniyet mensupları tarafından. İsrail benim Tevrat'ta geçen Mehdi olduğumu düşünüyor, masonlar bana tabi olduklarını söylüyor demiş Adnan Oktar. Yine Adnan Oktar ekrana çıkardığı dekolteli kadınların sorulması üzerine ise biz Konya'ya değil Miami'ye tebliğ ediyoruz açıklamasında bulunmuş. Yine haftada 300 TL'de harcaması varmış cezaevinde. 3 kişilik hücrede kaldığı cezaevindeki
O koğuşundan haftada 300 TL'de bir harcama gerçekleştiriyormuş. Ultra lüks bir yaşam sürdüren Adnan Oktar yine cezaevinde de çamaşırlarını kendisi yıkıyormuş. Vallahi ben de buradan daha beter olsun diyorum aslında. Bize karşı da açtığı davalar var. Onlar da devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fethullahçı terör örgütünü terör örgütü olarak ilan ediyor. FETÖ'yle başlısı Fethullah Gülen'in açtığı davalar hala bugün mahkemelerde sürüyor. Ben Fethullah Gülen'in açtığı davalardan dolayı yargılanıyorum. Yine aynı şekilde Adnan Oktar suç örgütü lideri Adnan Oktar bugün cezaevinde. Adnan Oktar ve kediciklerinin bana karşı açtığı davalardan ben şimdi mahkemelerde yargılanıyorum. Aslında adaletin adalet mi bu diye sormak gerekiyor. Yayınımıza katkı sundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Taşkın ve Fehmi Çalmuk yayın konuklarımızdı. Bu haftalık da Ankara Kulisi'nin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. İyi geceler.